gelişmişlik ve gelişmemişlik endekslerini dikkate aldığımızda, ekonomik ve sosyal gelişmişlik endekslerini dikkate aldığımızda, bu engelliler ve engellilere sunulan hizmetler noktasında ne tür farklılıklarla karşılaşıyoruz? Bunlar daha çok hangi toplum katmanındaki insanlarda engellilik durumuna daha fazla rastlıyoruz? Şimdi en son Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu. İnsan Hakları Komisyonumuz var. Ayhan Sefer Üstün Bey başkandı, milletvekilimiz. O zaman ben televizyon çekimine de kendilerine davet etmiştim. Rapor hazırlamışlar. İki yıl süren bir rapor. Bu raporda engelli durumunu, yani istatistik anlamda eğitim durumunu, sosyal güvenlik durumunu, ailesinin statüsünü, ailesinin ekonomik durumunu, kendisinin sosyal ilişkilerini anlatan çok güzel bir araştırma verileri yapmışlar. Yapmak zorundaydılar da zaten. Bu araştırma verilerini de ilgili kurumlara yazıyla gönderdiklerini bize orada belgelerle sundular. Raporu da orada alıp bakabilirler. 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu çıkardı. Şimdi bu rapora göre Türkiye Cumhuriyeti'nde engellilerin Türkiye nüfusunun %12.29'u, yani 8 milyon 431 bini engellidir deniyor. Bunun %36'sı hiç okuma yazma bilmiyor. Evet. Hiç okula gitmemiş. %59'u lise mezunudur. Bu lise mezunu içerisinde siz zihinsel engellilerin gittiği okulları da sayınız. İş okulu dediğimiz, okullar. Yani oradaki eğitim, liseyi bitirseler de ilkokul düzeyinde bir eğitimdir. Onu da lise sayıyoruz. Bunun yanında siz açık öğretim fakültesine giden, açık öğretim lisesine gidenleri de sayıyoruz bunun içerisinde. %59. Geri kalan %4'ün verse bitirmiştir. %12'si istihdam edilebilmiştir. Şu anda resmi kayıtlara göre söylüyorum. TÜİK'in elindeki kayıtlara göre. 24 bin kadro var devletin elinde, engellilerle ilgili boş kadro. Bunu peyderpey yerleştiriyor. 24 bin. Özel sektörün elinde 27 bin kadro var. Boş duruyor. Boş duruyor. Niye tutmuyor kadro, özel sektör? Ben görme engelli insanın performansından nasıl istifade edeceğimi bilmezsem niye çalıştırayım ki? Ama devlet yapmış işini. Diyor ki engelli çalıştır. 50 kişiyi de 3 kişiyi çalıştırmazsan sana 2035 lira ceza vereceğim diyor. Ya diyor al bunu çalıştır, sigortasını da ben ödeyeceğim diyor. Sen git çalıştır. Görme engelli, ortopedik engelliyle ilgili fiziksel düzenleme mi yaptın? Kardeşim faturanı getir bana. Bak sade halk diliyle söylüyorum. Getir kardeşim faturanı, onu da ben ödeyeceğim sana diyor. Şimdi devlet üzerine göreni yapmış. Şimdi ben vatandaş olarak, bir sanayici olarak, iş adamı olarak ben körden nasıl istifade ederim? O mürifeçten nasıl istifade ederim? Onu nasıl çalıştırırım? Bedensel engelli nasıl çalışır? İşitme ve konuşma engelli nasıl çalışır? Nerede çalıştırmalıyım ki performansından istifade edeyim sorusunun cevabını arıyorum. Bunu bana kim anlatacak? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürü anlatacak. Devlet kurmuş testini. Al kardeşim uzmanlarla beraber çık sahaya. Ama daha şimdiye kadar bu yasaları gidip anlatan sahada bir uzmanı, ben 54 yaşında adamım, 13 yıldır bu alanla ilgileniyorum, hiç görmedim. Engelliler haftasında bile gelip bizi bilgilendirdiklerini duymadım. Ben MÜSİAD'da gittim, seminerler, konferanslar verdim. Hatta bir kitap ve rapor hazırladım kendilerine. Orada da iş adamlarına sordum. TÜSİAD'da gittim sordum. Genç Adamlar Derneği'nde sordum. Kocaeli gibi, Sakarya gibi, İstanbul gibi iş adamlarımızın ticaret odası olarak kaydoldukları iş adamlarına bizzat mektup yazarak sordum. Hiçbirisi ne yapacaklarını bilmiyorlar. İşte radyocu olmanız hasa bile, sizin yaptığınız programlarsa bile size gelip soruyorlar, ona gidip soruyorlar. Bu bilgilerle el yordamlarıyla yola çıkıyorlar. Evet. Yani biz çıkarılan yasa ve yönetmelikleri paydaya dönüştürmek istiyorsak bunu gidip bıkmadan, usanmadan ilgili taraflara anlatmalıyız. 27 bin insanı işe sokmak ne demek? Bu devletin üzerindeki yükü de hafifletmek demektir. Ben size tekrar soruya dönmek istiyorum. Ben şöyle küçük bir ilave yapabilirim. Şununla birlikte hocam, ne oldu? Hocam bahsetti o politikalardan yeterince. Yani gelişmişlik ve gelişmemişlik endekslerini dikkate aldığımızda, engellilikle ilgili durumların ortaya çıktığı toplumlar, devletler ve sosyal katmanlar nelerdir? O soruyu sormak istiyorum. O konuyla ilgili neler söyleyebilirim? Burada tabii insan faktörünü birinci dereceye koyduğunuz zaman esas insana hizmetin, insana katkının, insanı kendi potansiyelini geliştirecek şekilde bir faaliyetin gelişmişlik noktasını değerlendirmede daha önemli olacağı kanaatindeyim. Tabii bu noktada Mustafa Bey hocam biraz önce çok güzel örnekler verdi. Yani devlet kanunu hazırlamıştır, engelliler kanunu vardır. Bu engelliler kanunu içerisinde istihdam alanı oluşturulması istenmiştir. Ama ben işveren olarak engelliyi nasıl orada istihdam edeceğimi, onu nasıl değerlendireceğimi bilemezsem sorun yaşıyorum ve bu kanunu uygulamada belki sıkıntılar oluşuyor. Şimdi bu
bunu çözmenin yolu nedir? Birinci derecede Sayın Cumhurbaşkanımızın da geçenlerde ifade ettiği bir çok önemli bir tespit var. Biz bu ülkede birçok noktada önemli gelişmeleri sağladık ama şimdi bundan sonra eğitim olayını ve kültür olayını daha ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor dedi. Gerçekten de bu son derece önemli. Her şeyin başında eğitim var. Hocam gerçek örneklerini biraz önce verdi. Ben engelli kardeşimi istihdam alanında kendi günlük sosyal faaliyetlerini sürdürmede nasıl davranacağını ona öğretirsem, bunun eğitimini sağlayacak imkanları oluşturursam, bu kardeşim benim çalışma alanında olsun, günlük hayatını idame ettirmede olsun nasıl davranacağını bileceği için topluma da karışacak, sosyalleşecek de ve devletin verdiği imkanlardan da yararlanacak. Şimdi birçok insan maalesef engelli olduğu için eve hapsediliyor. Zaman zaman basında da gördüğümüz örnekler oluyor. Mesela zihinsel engelli çocuğu olan anne çocuğunu dışarı çıkarmaktan utandığı gibi aynı zamanda ne yapacağını bilemediği için eve hapsediyor, zincire vuruyor ayağını. Neden? Çünkü biz ona ne yapması gerektiğini öğretirsek, eğitirsek ve nasıl davranacağıyla ilgili bilgiler verirsek burada bir çağrıda bulunmak gerekir. Zengin Müslümanlarımızın yapması gereken çok önemli bir hocam, sorumluluk insanlarımızın var. Diyelim yani sadece ben, insanlar. Tabii ki bir anlamda da öyle. Zira mesela Kur'an kursu açıyoruz, cami yapıyoruz. Bunlar anlamda. Çok çok önemli. Doğru. Ama bir şey daha önemli. Biz insanımızı hayata nasıl kazandırabiliriz'in yatırımlarını yapmamız lazım. Sivil toplum kuruluşları eğitim noktasında imkanlarını bu açıdan göre kullanmaları lazım. Mesela bir sivil toplum kuruluşu demeli ki ben engelli kardeşlerimi hangi tür engel olursa olsun burada hem kendilerini ifade etme açısından, hem topluma katılmaları açısından, hem dini doğru öğrenmeleri ve yaşamaları açısından eğitim faaliyeti vereceğim dediği zaman bu bir cami yaptırmak kadar, bir Kur'an kursu yaptırmak kadar çok çok önemli, hatta ondan daha önemli. Neden? Ben Kur'an kursunu yaptırdığım zaman engelli kardeşim buraya gelemiyorsa bu Kur'an kursunun bir anlamı yoktur. Cami yaptırdığımda çevre düzenlemesini yapamazsam, cami imkanlarından o kardeşim yararlanamayacaksa o caminin bir anlamı kalmaz ki. Çünkü o cami insana hizmettir. Dolayısıyla gelişmişlik oranı insanın topluma katılmışlığı, kendini ifade edişi, sosyal imkanlardan yararlanışıyla doğru orantılıdır. Bu noktalara baktığımız zaman gelişmiş ülkeler hem insana yaklaşımı hem insanın kendini ifade etme noktasında ne kadar ileri düzeye geliyorsa o derece gelişmişlik olarak bunu ifade edebiliriz. Yoksa bir takım maddi imkanların ileri düzeye ulaşması gelişmişliğin bir ölçüsü olsa da işte bir evde diyelim ki ihtiyaç maddesi olan maddelerin ne kadar olduğu, bir takım tüketim araçlarının ne kadar yer aldığı gelişmişlik olarak endeks olarak bugün ele alınsa bile daha önemlisi olan insanın topluma ne kadar katıldığı ve ne kadar kendini ifade ettiğidir. Hocamı destekleyen bir anekdot anlatayım Hazreti Peygamber'den. Siz de mutlaka bunu duymuşsunuzdur ve biliyorsunuzdur. İnsana verilen değer. Avrupalılar, Batılılar bunu 1900'lerde öğrendiler. 1900'lerde sanayi devriminden sonra engellileri topluma kazandırdılar. Ama bizim Peygamber Medine'de bir uygulama yapıyor. Zahir diye bir spastik engelli var, Hazreti Zahir. Medine'de, burada bizim toplumumuzda olduğu gibi insanlar ondan alay ediyorlar. Spastik engellidir. Ağzı gözü yamuk, konuşurken yüzüne bakmıyorlar. O konuşurken biraz yamuk konuşuyor. Bu da alınıyor onların dalga geçmelerinden eziyet sayıyor kendisine. Terk edip köyü gidiyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir zaman sonra Zahir'in olmadığını fark ediyor. Nerededir Zahir diyor. Diyor ki ey peygamber biz şöyle bir yanlışlık yaptık, onu incittik. Bizde de yapılmıyor mu? Köydekilere Topal Ahmet, Kambur Hüseyin, kurt takarız, ona kuyruk takarız, çocuklar ondan dalga geçer, alay ederler, kör Zahra'ya git uğraşını söyle deriz. Böyle onu aşağılayan sözler kullanırız, incinir. Peygamber ona bir haber salıyor. Senin bulunduğun köyde şöyle 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 otlar var. Sen onlardan topla getir. Ben de Medine'de bir pazar yeri kiralayacağım. Sermaye benden. Karın yarısı senin, yarısı benim. Tabi peygamber çağırdı aleyhissalatü vesselam. Gelmez mi? Zahir geliyor. Beraberce pazara çıkıyorlar. Bir ay boyunca Hazreti Peygamber'in beraber pazardan malları kendi elleri diziyor. Kimseye yapmadığı şakaları ona yapıyor. Sonra bir gün arkadan sarılıyor ona. Diyor ki benim bir kölem var, satıyorum, alan var mıdır? Hemen Zahir elinden kurtuluyor. Diyor ki peygamber ben özürlü bir köleyim. Beni satarsan vallahi zarar edersin diyor. O da mübarek ellerinin arasına alıyor yüzünü, gözünün içine bakıyor. Ey peygamber, Allah bizim vücudumuzun yoksunluğuna, eksikliğine bakmaz. Allah bizim yüreğimize bakar. Ne kadar iyi şeyler yaptığımızla ilgilidir diyor. Dönüyor sahabeye, öyle değil midir diyor.
Onlar da diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Başlarının önüne neyi öyle. İki şey yapıyor peygamber. Biri engelliye sana ne derlerse desinler. Sana ne yaparlarsa yapsınlar. Sen engelline rağmen hayatı başarabilirsin. İşte bak aldın getirdin otu burada sattın. Toplum seni öyle ya da böyle ürettiğinden dolayı saygı duyacaktır. Çünkü üreten insana saygı duyulur. Engelliye de sen insanların fiziksel yoksunluğundan dolayı tasnif edemezsin. Saygı onun ürettiği ve insan olmasından kaynaklanır diyor.